Herkese merhaba, Çin pazarına hoş geldiniz. Yeni bir seriye başladık. AliExpress, Banggood gibi sitelerden fiyat performans diyebileceğimiz ürünleri sipariş ediyoruz ve sizin için inceliyoruz. Bu incelemelerdeki deneyimlerimi size aktaracağız. Satın alma konusunda size bir rehber olabilirse ne mutlu. İlk ürünümüz bir vlogger kamerası oldu. Bunu biz 365 liraya aldık Banggood'dan. 13 gün gibi bir sürede elimize ulaştı. Biliyorum hepinizin YouTuber olmakla ilgili hayalleri var. Bu işe yarar mı, yaramaz mı? Biraz ona bakacağız aslında. Ürün buraya gelirken kutusu biraz hırpalanmış olsa da ürün herhangi bir zarar görmedi. Ürünün kutu içeriği gerçekten çok dolu. Bir harici mikrofon var, lens koruyucu, makro lens, TV bağlantı kablosu, USB şarj kablosu ve bir de koruma kılıfı çıkıyor. Tabii bunları ben bunu istiyorum istemiyorum şeklinde seçerek fiyatı daha aşağı indirme şansınız var. Orada satıcı seçimi size bırakmış. Bir nevi kumpir gibi düşünün yani. İçinde şu olsun, bu olsun falan diye. Onun haricinde kutunun üzerine bakacak olursak üzerinde 1080 Full HD çektiğine dair bir ibare var. Beni çok ikna etmedi ama çekimlerde göreceğiz bunu. Bir de 18x dijital zoom'u olduğu söyleniyor. Optik zoom'u yok. Tabii kameranın nasıl bir performans sergilediğini birlikte test edeceğiz. Nasıl test edeceğiz? Şimdi ben kamerayı alacağım. Dışarı çıkacağım. Ve çekimler yapacağım. Karanlıkta, aydınlıkta farklı çekimler yapacağım. Ve videonun geri kalanını bu kamerayla çekeceğiz. Siz de ilk elden kameranın nasıl bir performans sergilediğini göreceksiniz. Bakalım nasıl bir sonuç bekliyor bizi. Haydi çıkalım. Tekrar merhaba arkadaşlar. Dışarıda çeşitli çekimler yapacağımı söylemiştik. İlk çekimi karanlıkta yapalım istedim. Şu an saat 6. Hava oldukça karanlık. Şu an bir aracın içinde çekim yapıyorum. Hava oldukça soğuk. Birazdan dışarıda çıkacağım. Bu çekimler esnasında kamera hakkında ufak ufak detaylar vermeye çalışacağım size. Kameranın ilk olarak malzeme kalitesinden, yani elinize aldığınızda ilk intibasından bahsetmek istiyorum. Kamera görüntü itibariyle hakikaten çok böyle pahalı, profesyonel bir kameraymış gibi duruyor. Yani uzaktan biri baktığında bunun asla ucuz Çin malı bir kamera olduğunu düşünmeyecektir. Görüntü itibariyle üzerindeki shotgun mikrofonuyla, lens koruyucusuyla vesaire oldukça pahalı bir kamera gibi duruyor. Fakat kamerayı elinize aldığınızda, ekranını açtığınızda vesaire tuşlarına bastığınızda tabii bu kaliteyi çok fazla bulamayacaksınız. Bir defa oldukça hafif. Ama böylelikle kullanımı da çok basit. Ayarlarını çok kolay yapabileceksiniz. Ben şimdi biraz da dışarı çıkmak istiyorum. Çekimi görmeniz açısından. Sonraki çekimi daha aydınlık bir havada yapacağım ve kamera hakkında size detaylar vermeye devam edeceğim. Tekrar görüşmek üzere. Tekrar merhaba arkadaşlar. İkinci bir çekimle karşınızdayım. Bugün akşam saatleri, güneş batmaya yakın, çok aydınlık değil hava. Hava yağmurlu olduğu için gene aracın içinde çekiyorum. Çok aydınlık olmayan bir havada da çekim performansını görmüş olalım diye bu saatleri tercih ettim. Gene bu arada kamera ile ilgili size detaylar vermeye devam edeceğim. Kameranın menüsünden bahsedeyim biraz. Kameranın menüsü oldukça basit. Çok temel birkaç ayarı var. İşte 1080-720 piksel ayarları var. İşte ISO ayarları var. Onun haricinde birkaç teknik ayar daha var. Çok fazla bu işlerden anlamadığım için yorum yapamayacağım. Sarsıntı engelleme vesaire gibi birkaç ayarı daha var. Oldukça basit. Tek bir menüden ulaşılıyor. Kamerada ayrıca bir de 18x dijital zoom var. Optik zoom yok. Bir önceki çekimde zaten zoom performansını göstermiştim size. Şimdi birazdan dışarı çıkıp orada da bir zoom yapacağım. Bir de aydınlıktaki zoom'u göreceğiz. İkisini kıyaslama şansımız olacak. Kameranın üstünde tabii bir de entegre ekran var. Çektiklerimizi seyretmek ve çekim yaparken görmek adına. Ekran çok üst düzey kaliteli bir ekran değil. Ama bu paraya da bundan iyisi olabileceğini zaten beklemiyoruz. İş görüyor. Çektiğimiz görüntüleri seyrederken ayrıca dahili hoparlör de var. Sesleri de duyabiliyoruz. Bilelim şimdi bu kamera kimin ilgisini çekebilir, kimin işine yarayabilir? Tabii ki çok profesyonel olarak bu işlerle uğraşacak bir vlogger'ın
tabii ki işini görmeyecektir kalite olarak. Yani kamera kutusunda 1080 çektiğini iddia ediyor ama beni çok ikna etmedi. Neden diyecek olursanız, kameranın üstünde ben GoPro 4'te kullandığım SD kartımı kullandım. 720 pikselde ben bu 32 GB'lık SD karta 2 saate yakın bir görüntü çekebiliyordum. Fakat aynı SD kartı ben bu kameraya taktığımda 4 saat gibi bir çekim süresi vaat etti. Açıkçası bu bana çok mantıklı gelmedi. Demek ki yani kalite yarı yarıya düşük ki herhalde. 2 katı çekebiliyor. Başka bir açıklaması var mı teknik anlamda bilmiyorum. Evet, şimdi dışarıda da biraz çekim yapmak istiyorum. Kaliteyi görmeniz adına dışarı çıkalım. Evet, size güzel bir manzara göstermek istiyorum. Beykoz Çavuşbaşı'ndayız şu an. Hatta şu an zoom da yapacağım. Tekrar merhaba, görüntüleri izlediniz. Özellikle gece yaptığımız çekimlerdeki görüntü oldukça kötü. Gündüz çekimleri nispeten daha iyi. Yani bol ışıkta çekeceğiniz görüntülerde daha iyi sonuç alabileceğinizi söyleyebilirim. Bu arada videonun başında 1080p demiştik. Fakat kutuyu iyi incelediğimizde gördük ki 1080p ya da iyi bir şey yazmıyor. Yani sadece 1080 yazıyor. Dolayısıyla görüntü formatıyla alakalı olarak biz bir senkron kayması yaşadık. Siz de videoları izlerken fark edeceksiniz. Yani uzun soluklu çekeceğiniz videolarda bu problemi yaşayabilirsiniz. Bunun da uyarısını şimdiden yapalım. Bu fiyata bu alınabilir bir kamera mı? Vallahi açıkçası bence değil. Niye diyecek olursanız, yani 365 lira verdiniz buna, shippingi, vergisi bilmem ne size 400 lirayı bulacaktır. Bu paraya ben olsam ne yapardım? Kamera mı lazım? İkinci el bir şeye yönelebilirdim. Bir el kamerasına ya da GoPro tarzı bir şeye yönelebilirdim. Açıkçası biz işin içinden çıkamadık. Bence kararı siz verin. Hatta yorumlarda da bunu bize bildirin. Abi bu alınır, alınmaz vesaire diye. Ve serinin devamındaki videolarda da ya abi şunu incelesene, şuna bir bak hele diyeceğiniz şeyler varsa mutlaka yorumlarda yazın. Sizin için sipariş edelim, gelsin. Yani biz teknoloji kanalı olduğumuz için illa bunun teknolojik ürünler olması da gerekmiyor. Hayatı kolaylaştıracak herhangi bir şey, el sabunu bile olabilir yani. Bunları mutlaka yorumlarda bekliyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala hala abone olmadıysanız lütfen abone olup bu videoyu da arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın.